bekliyoruz. Verdikleriyle imrendirmiş. Verdikleriyle bizi beklentilere salmış. Verdikleriyle sinelerimizi havalandırmış, coşturmuş, heyecana sevk etmiş. Verecekleri mevzuunda bize fikirler vermiş. Hem zaten daha sonra vereceklerini vermeseydi, bize bu verme arzusunu vermezdi. İstiyoruz. Ve yine okuduğunuz kitaplarda sadiden alınma. Eğer ne hahi dad, ne dadi hadir. Eğer vermeseydi, istemeyi vermezdi. Demek verecek ki size isteme duygusunu vermiş. İsteme fiiline muvaffak kılmış. Sabah akşam istiyorsunuz ağzınızla. Kim bilir içinizde ne kadar kuruyorsunuz bunu. Kurmasanız cihanın dört bir yanında bu iş için dolaşır mısınız? Harun Reşid'in vezirinin hani bir isteği vardır. Harun Reşid'in veziri o Bermekilerden. Bermeki Cafer. Kıskanırlar onu. Niye padişah buna bu kadar iltifat ediyor? Sadra alıyor bunu. Ta baş köşede oturuyor. Bir gün herkese bir şeyler veriyor ve onların yanında Cafer'i de çağırıyor. Sana da diyor istersen bir 10.000 altın vereyim. İstemem diyor hünkârım. Canım 100.000 versem istemem diyor. 1.000.000 versem istemem diyor hünkârım. Canım servetimin çeyreğine. Bunu sana temlik etsem veya bunu sana bıraksam istemem hünkârım diyor. Yarısını canım onu da istemem. Bütün servetimi versem istemem hünkârım diyor. Ne istersin? Hünkârım ben sadece seni isterim diyor. Başka şey istemem. Çünkü sen benim olunca zaten senin her şeyin benim olur diyor. Bunu anlatanlar menkıbede Mevlana gibi kimseler aslında Allah'ın rızası. O Allah bizim olursa her şey bizim olur. Enbiya-i İzam mantıkı. Ama biz ona vahyin sırlarına göre bir akıl, vahyin sırlarını kavrama buğutları, ölçüleri içinde bir akıl, bir fetanet diyoruz. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Karşılığında bir şey istemiyoruz. Sadece seni istiyoruz.